Şimdi artık elimizde vektörler dediğimiz daha üç tek boyuttan üç boyuta geçtiğimiz zaman üç boyuttaki hareketi tasvir etmek için kullanacağımız bir matematiksel bir aracımız şu anda var. Bunu kullanarak üç boyutta herhangi bir hareketi de tasvir edebiliriz. Yine bir örnek olarak bir araba düşünelim. Araba hareket ediyor. Sağa gidebilir, sola gidebilir, ileri geri, yukarı aşağı. İstediği her tarafa gittiğini düşünelim. Çukurlardan aşağı inebilir, tepelerden yukarı çıkabilir. Şimdi konumunu göstermek için daha önce de dediğimiz gibi hangi yönde olduğunu ve o yönde ne kadar uzaklıkta olduğunu belirtmemiz lazım. Bunun için vektörleri kullanabiliriz. Vektörler çünkü bu iki şeyi de belirten hem bir büyüklük taşıyabiliyorlar, konum vektörü durumunda bu büyüklük seçtiğimiz referans noktasına olan uzaklık olacak. Bir de yön belirtiyorlar. Dolayısıyla arabamın konumu dediğim zaman bunu bir vektörle gösterebilirim. R vektörü diyelim buna. Ve tabii bir vektörü bileşenleri cinsinden göstermek istiyorsak bir öncelikle eksenleri seçmemiz lazım. Yine diyelim ki x eksenimiz şu yönde olsun, y eksenimiz bu yönde olsun, z eksenimiz de yukarı yönde olsun. Tabi bu seçim de tamamen size kalmış, istediğiniz yönlerde seçebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey mümkünse birbirlerine dik seçmeniz. Dolayısıyla bir parçacığımın konumunu r vektörü de gösterdiğim zaman işte x yönünde x kadar, y yönünde y kadar, z yönünde de z kadar olarak yazabilirim. Konumu değişiyorsa bu vektörüm sürekli değişecektir. Şimdi eksenlerimi ve referans noktamı genelde bir kere seçersiniz probleminizin başında ve ondan sonra onlar zamanla değişmez. Bir daha değiştirmezsiniz. Sonuçlarınızı da o koordinat eksenlerinize göre yorumlarsınız. Şimdi parçacığımın konumu değişiyorsa benim x eksenim değişmiyor, y eksenim değişmiyor, z eksenim değişmiyor. O zaman parçacığımın sadece o yönlerdeki bileşenleri değişecektir. Bir başka deyişle konum vektörünü r ile gösterdik. T anındaki r vektörü eşittir. T anındaki x bileşeni x yönündeki birim vektör çarpı y, T anındaki y bileşeni çarpı y yönündeki birim vektör çarpı T anındaki z bileşeni ve z ekseni z yönündeki birim vektör olarak yazabiliriz. İlk konumu diyelim ki r 0 olsun. İşte bileşenleri x 0, y 0, z 0 olabilir. T 0 anındaki konumu olsun. Son konumu T1 anındaki diyelim. X1, X son konumu R1 vektörüyle gösterelim. Bileşenleri de yine X1, Y1 ve Z1 olsun. Şimdi yine tek boyutta yaptığımız işlemlerin aslında aynısını tekrarlayacağız. Tek farkı tek boyutta baktığımız zaman konum dediğimiz şey sadece bir sayıydı. Şimdi bir vektör. Onun dışında hiçbir tanımı değiştirmeyeceğiz. R0 konumundan R1 konumuna geldi. Sorabileceğimiz ilk soru hangi yer değiştirmesi ne kadar? Yer değiştirmeyi her zaman için son konum eksi ilk konum olarak tanımlıyoruz. R1 vektörü eksi R0 vektörü olacak. Şimdi iki vektörü nasıl çıkardığımızı biliyoruz. Daha önce onu tartışmıştık. İki vektörün farkı da yine bize bir vektör verecek. Bu da bize diyor ki bir parçacığın yer değiştirmesi de aslında bir vektördür. Konumu göstermek için bir vektörleri kullandık. Yer değiştirmelerde buradan buraya gittiyse parçacığım şu yönde işte belli bir miktar gitmiştir. Yine yön ve büyüklük belirtiyorum. Yine bir vektör olacak. Yer değiştirme vektöründen bahsedeceğiz şu anda. Yine şu soruyu sorabiliriz. Ne kadar sürede yer değiştirdi? İşte T0 anında başladı, T1 anında yeni konumuna gitti. Toplam R0 konumundan R1 konumuna gitmesi için geçen süre T1 eksi T0 olacak. Hız yine tek boyutta olduğu gibi birim zamandaki yer değiştirme olarak tanımladığımız bir nicelik. Dolayısıyla bu ortalama hızı yine yer değiştirmesi R1 eksi R0 vektörü bölü T1 eksi T0. Şimdi bir sayıyla bölme aslında o sayının bir bölüsüyle çarpmayla aynı şey. Yer değiştirme vektörünü biliyoruz. Onu nasıl hesaplayacağımızı da gördük. İki vektörün farkı. Bir vektörü bir sayıyla işte ara geçen zamanın bir bölüsüyle nasıl çarpacağımızı da biliyoruz. Ve çarptığımızda elde edeceğimiz şey de yine bir vektör. Dolayısıyla hız vektörünü artık nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz.
Ve hızın bir vektör olduğunu da biliyoruz. Çünkü yer değiştirme bir vektör, yer değiştirmeyi bir sayıyla çarparak yine bir vektör elde ettik. Dolayısıyla artık bizim hız vektörümüz var. Şimdi gündelik hayattaki kullanımda her zaman için hız kastettiğimiz şey, mesela bir arabanın hız göstergesini düşünecek olursanız nedir? İşte saatte 60 km hızla ilerlediğini söylersiniz. Bu sayısal hız dediğimiz bir hızdır. Yani aslında hız vektörünün büyüklüğüdür. Hız göstergesi bize sadece hız vektörünün bize büyüklüğünü gösterecektir. Elimizde bir pusula varsa arabamızın hangi yönde gittiğini de biliyorsak şayet, o zaman hız vektörünün kendisini belirleyebiliriz. Çünkü vektörü belirlemek için büyüklüğe ihtiyacımız var. Hız göstergesi bize büyüklüğünü gösteriyor. Pusula da bize yönünü gösterecektir. Böylece hız vektörünü belirteceğiz. Şimdi fizik derslerinde aksi belirtilmediği sürece her zaman için hız dediğimiz şey vektörel hızdır. Eğer sayısal hızdan bahsetmek istiyorsak bunu mutlaka ayrıca belirtmemiz lazım. Şimdi hız vektörünü tanımladık, ortalama hız vektörünü tanımladık. Bunu bileşenleri cinsinden de yazabiliriz. İşte hız vektörünü nasıl tanımladık? Yer değiştirme miktarı, yer değiştirme vektörü daha doğrusu. Yer değiştirme vektörü dediğimiz şey ilk son konumundan ilk konumu çıkardığımızda elde ettiğimiz vektör. Dolayısıyla son konumunun x bileşeni eksi ilk konumun x bileşeni x yönünde, son konumunun y bileşeni eksi ilk konumunun y bileşeni y yönünde, aynı şey z yönü için de geçerli. Z yönündeki son konumunun z bileşeni eksi z ilk konumunun z bileşeni olarak yazabiliriz yer değiştirme vektörünü. Bir sayıyla çarpmak teker teker bileşenlerini çarpmaktı. Dolayısıyla biz aslında bir sayıyla 1 bölü geçen süreyle çarptığımız zaman hız vektörünün bileşenlerini de hesaplamış olabiliriz. Göreceğiniz üzere hız vektörünün x yönündeki bileşeni parçacığımızın x konumunun x bileşenindeki değişim miktarı bölü o değişimin gerçekleştiği süre, y yönündeki hız bileşeni konumunun y bileşenindeki değişim bölü o değişimin olduğu süre, z bileşeni ise z yönündeki konumunun değişimi, konumunun z bileşeninin değişimi bölü o değişimin gerçekleştiği süre olarak elde edebiliriz. Şimdi dikkat ederseniz x, y ve z bileşenleri sanki tamamen birbirinden bağımsız gibi davranıyor. Şimdi her ne kadar tek boyutta hareket doğada çok fazla, gündelik hayatımızda çok fazla gördüğümüz bir hareket olmasa da aslında üç boyutlu hareket de birbirinden bağımsız üç tane tek boyutlu hareketten başka bir şey değil. Şimdi vektörel hızı tanımladık. Hızdan sonra yine tek boyutlu hareketli olduğu gibi ivmeyi tanımlayabiliriz. Tabii ivmeye geçmeden önce hızda bu ortalama hızı tanımladık. Anlık hızı elde etmek için de yapmamız gereken tek şey işte T0 anındaki anlık hızı elde etmek istiyorsak T1 hızını mümkün olduğunca T0 hızına yaklaştırmamız lazım.